Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçiler, sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle dün yaptığımız çekilişte forma kazanan 6 kişiyi ve yedek tarihleri tekrardan hatırlatalım. Kanalımızın hakkında kısmında iletişim bilgilerimiz var. Oradan bizimle iletişime geçebilirler arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi önce Ramazan ayındayız. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. İnşallah bu ay hepimiz için güzellik, temizlenme, daha iyiye gitme ayı iyi olur. Dualarınızı eksik etmeyin bol bol. Benim için de dua edebilirsiniz. Birçok hastalığım var. Onların şifası için olabilir ya da ne bileyim mutluluk için şu bu falan. Ne Arkadaşlar duaların da bir sistemi vardır. Yani Cenab-ı Allah duaları farklı şekillerde kabul eder. Ya olması sizin için hayırlı değildir. Reddeder ya olması şimdilik hayırlı değildir. Olacağı zamana tehir eder. O zamana kadar kabul etmemiş gibi durur. Ya onun yerine muadilini verir. Anlatabiliyor muyum? yani ya direkt verir. Yani ya direkt verir ya hiç vermez ya muadilini verir ya da uygun zamanda verir. Yani bu Allah'ın sistemidir. Edeceğiniz duaya dikkat et, dikkat etmeniz lazım. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş'a yenildi. Galatasaray'a yenildi. Trabzonspor'a yenildi. Belki de bizim yani, e, ettiğimiz dualar inşallah şampiyon olalım diye dua ettik. Şampiyonluk kabul olur. Duası inşallah. Ama derbileri kaybetmiş oluruz. Çok umursar mısınız? Yani sezonun sonunda şampiyonluk gelse. Hiç hatırlar mısınız Galatasaray maçını, Beşiktaş maçını? Ben hatırlamam. Hocam ama Galatasaray taraftarının eline bir şey geçmiş olur. Ya Galatasaray'ın şu anda yöneticileri, teknik heyeti, futbolcuları, teknik heyetin akrabaları, enişteleri, görümceleri hepsi e, enteresan bir hal içindedir. Şimdi lehlerine bir şey gelişince rakiplerle dalga geçen, küçümseyen, ağla diyen, zırla diyen ama aleyhlerine bir şey geliştiğinde çoluk, çocuk, kadın, erkek hiç fark etmez. Top tüfek her türlü saldırıya geçebilen bir şeye dönüştür. Mesela lale orta tezahüratları, futbolcusunun sosyal medya paylaşımları, teknik direktörünün eşinin paylaşımları. Sezon başında da teknik direktörün oğlunu ortaya atmışlardı. Bak şöyle böyle yazdık şu bu diye. Sonra başka bir şey dediler. Şimdi bu yöntem ödüllendirilmemesi lazım. Fenerbahçe taraftarı da elinden geldiğince dua etmesi lazım. Ancak hocam biz duamızı edelim. Edelim etmesine ama ortada şöyle bir gerçek var. İrfancan Kahveci ve Emre Mor biz İrfancan oynasın istemiyoruz, Emre Mor oynasın istiyoruz. Elinizde herhangi bir veri var mı arkadaşlar? Var hocam. Ne var? İrfancan 1.754 dakika oynamış, 7 gol 3 asist, yani 10 gollük katkı. 1.754 dakika. Emre Mor ise 1.280 dakika oynamış, 6 gol 3 asist. Bir gol yani bir gol azı var. Yaklaşık 500 dakika az oynamış. Hocam, sen eğer Emre Mor'u oynatmazsan, formu adaleti sağlamazsan istediğin kadar dua et olmaz. Ya siz duanın gücüne inanın. Her şey olabilir. Fenerbahçe dün bir maç kazandı. Bakın ben maçın önüne geçebilecek bir şey söyleyeyim mi size? Çağdaş Atan'ın yorumları. Bakın arkadaşlar burada herkesin ders çıkarması lazım. Çağdaş Atan aslında Fenerbahçe'nin nasıl yenilebilir ya da nasıl yenilmez ya da rakipler Fenerbahçe'ye karşı nasıl tedbir alıyor onların hepsini açıklamış. Diyor ki bak kendi takımını beklediğinden daha fazla yorgun gördüm. Fenerbahçe çok rotasyon yaptı. Biz yapmadık. İkinci gol ve üçüncü gol kırılma anları oldu. Biraz daha ceza sahasına yapılan ortalarda agresif olsaydık kolay gol yemeyebilirdik. Yüksek şiddetli baskı yapmaya çalıştık ama olmadı. İkinci yarı oyuna attığımız oyuncular istediğimizi yapamadı. Şimdi ligi 8'de bitirmek istiyoruz diyor. Lig şimdi bizim için önemli. Ümraniye maçımız var. Biraz dinlenmeye, toparlanmaya ihtiyacımız var. Fenerbahçe bir reaksiyon verdi. Bir reaksiyonu bekliyorum. Herkes e, hak ettikleri bir galibiyet aldılar diyor. Maça fena başlamadık. Aslında ortadaydı. Kolay bir gol yedik ve buna cevap verdik. Takım oyunu dengeli. Bu arada attığım gol de Fenerbahçe açısından kolay yenilmiş bir gol. Orada konuşmak lazım. Her şey dengelenmişken ikinci gol bizi yıprattı. Takım beklediğinden daha fazla yorgundu diyor. Fenerbahçe 6 oyuncuyla rotasyon yaptı. Devre arasında 7. oyuncuyu oynadılar aldılar. Bizden daha üstün gözüktüler. Biz ise tam karşılığını alamadık diyor. Hani Ali Karimi'nin sakatlığı, Mensah'ın uzun zamandan sonra oynaması, Varol'un antrenmanda sakatlanması, sol beksiz oynadık bugün. Alternatifi de yoktu. Hani bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyuncular bugüne kadar iyi getirdiler. Gurur duyuyoruz. Hani maç dengelendi ama 2-1 götürmek sıkıntıydı. Ee, aslında biz Fenerbahçe'ye önde birebir basarak oyuna başlatmayı başlamayı planladık bak. Yani Fenerbahçe'ye karşı rakipler önde basacaklar. Herkes bunu yapıyor diyor. Bir nevi benim anladığım kadarıyla herkes bunu yapıyor biz de bunu yapacaktık diyor. Bu baskıyı iyi yaptık. Bence yapamadınız. İki stoperimizin biri uzak kalması bazen baskıların kırılmasına sebep oldu. Yine de 1-2 iyi geçiş yaptık. Mane'nin sakatlanmasıyla Cardozo'yu oraya almak zorunda kaldık. Savunma arkası koşularımız kısıtlandı. Sol kanada koyabileceğimiz bir oyuncu alternatifimiz yoktu. Zorluk yaşadık. İkinci yarı bir, bir, iki kere geldik ama yeterli olmadı. Fenerbahçe devamlı oyuncu değiştirdi ve o oyuncular hamlelerinin karşılığını aldı diyor. Yalnız bir ekleme yapayım. Luan Perez diye bir eleman aldık. On servisi 5,5 milyon euro civarında. Maaşı 1.3. 3 yıllık kontrat. Bir de başarı bonusu var 1 milyon euro. Başarı da yok. Menajerine bilmem buçuk milyon euro para ödenmiş. Hesap etmişler 12 milyon euro. Yani güncel kurulan 252 milyon TL. Kim? Luan Perez. Ortada yok. Cao Pedro ortada yok. Ya yani Cao Pedro injury. Osterwolde 6 milyon euro para harcandı transferine injury. Batshuayi injury. Böyle 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 saymaya gerek yok. Ee, mesela Lincoln Enrique injury. Fenerbahçe'nde birçok sakatı vardı. Asıl kısım burası. Emre Mor kısmı. Şimdi Emre Mor sorusuna gülerek yanıt veriyor. Güldüm çünkü inanın ben rakip hoca olarak Emre Mor'un bu maçta oynamasını hiç istemiyordum. Belki de Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'u iki tane çok iyi oyuncuyu ilk defa önlü arkalı kullanmıştır rakip. Belki de ilk defa. Şimdi rotasyon denen saçmalığı yapıyoruz ya hani bazen. Rotasyon böyle yapılır. Rakibin hiç beklemediği hamleyi bir yaparsın. Ama kütür kütür hamleyi. al. Kadroyu gördüğünde bir eyvah demedim değil. Bir de Karol'ün sakatlanıp Arif'in Emre'nin üstünde kalmasının sıkıntı oluşturacağının farkındaydık. Ama başka alternatifimiz yoktu diyor. Fiziksel stoperle duralım istedik. Evde hesap çarşıya uymadı. Ferdi ve Emre Bor önlü arkalı bayağı etkili ikili. Bayağı yıprattılar bizi diyor. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı rakipler önde basarak başlayacaklar. Sen önde baskıyı nasıl kırarsın? Cevap Emre Mor verdi Kadıoğlu. Fenerbahçe stoperleri üçlü oynarken offside taktiği yapmak peşindelerdi. Ama şimdi ikili stoper oynayınca savunma yapan iki stoperle sahadaydı Fenerbahçe. Belki de daha az hata yaptı Fenerbahçe. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Maç sonunda şimdi ee, bazı konuşmalar var. Futbolcuların açıklamaları var, e, yorumları var. Mesela Emre Mor'un bence gecenin kahramanı, bence maçın adamı. Hani Emre Mor oynamasın diyordu ya maçın adamı bence. Emre Mor'un açıklamaları çok ilginç. Çok tuhaf. Hani kendimi mutlu hissediyorum diyerek söze başlıyor. Yani uzun zaman sonra 11 olmak diyor. Fenerbahçe'de iyi bir performans sergiledim diyor bence. Beni tanıyanlar bunu bilir. Sonraki maçlarda elimden geleni yapacağım. Attığım gollerden dolayı da mutluyum diyor. Beş taş karşısında iyi performans göstermedik. Yani konuşmak istemiyorum bunlarla ilgili diyor. Geçmişte kaldı. Lig şampiyonluğu imkansız değil. Umarım Galatasaray'da puan kaybeder. Onlar kaybederken bizim de kazanmamız gerekiyor demiş. Şimdi profesyonel futbolcu bu şekilde konuşmak zorunda. Yani i̇mkansız diye bir şey yok. Asıl profesyonel futbolcu Serdar Dursun. Serdar'ın açıklamalarında var ya infial var infial. An görüyorum. Vahşet görüyorum. abi söylüyorum bak. Yani takım olarak mutluyuz. dikkat kupayla devam etmek istiyoruz. Rahat kazanacağımız bir maçı kaybettik geçen hafta Beşiktaş maçını. Yaraladı bizi diyor. Bak. Rahat kazanacağımız maçı kaybettik. Bir kere bu itirafı Serdar dışında hiçbir manyak yapmaz. Serdar dursun manyaklığına bu itirafı yaptı. Toplam 5 santraforuz. Bak bak bu cümleler önemli. Hocamız pivot santraforu pek tercih etmiyor. Bugün 7 ay sonra ilk 11'de çıktım. Kendimi göstermek için iyi bir platform oldu. Gol ve 2 asist oynadım. Mutluyum diyor. Bak hocanın pivot santraforu tercih etmediğini de belirtiyor. Ben her zaman kendime güveniyorum. Pes edersen kendine zarar verirsin. Kolay değil. Oynama ve burada gel kendini göster. İyi oynamazsan bu çocuk oynamasın diyorlar. İyi oynasan burada iyi bir çocuk varmış diyorlar. Hocam bana inşallah daha fazla şans verir diyor. Kalan 9 maçımızı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ben de. Hocam o kadar da değil. Galatasaray'ın 6 puan. Ben kalan 9 maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza. %100 şampiyon olacağımıza inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Rakiplerimiz var kupada ama biz de iki kulvarda giderek kupaları almak istiyoruz. Bu şekilde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz demiş. Şimdi maçta bazı isimler tepki gördü. Mesela Enner Valencia. Hocam penaltı kaçırdı diye de bir adama bu kadar yüklenilmez. Penaltı kaçırdığı için kimse yüklenmiyor. İnsanlar vurdum duymazlığından yükleniyor. Maçın sonrasında işte Instagram hesabından paylaşımda bulunuyor. Bu sezon 37 maç, 30 gol, 5 asist. Hani içeri giderken yuhlanıyor. Jesus onu teselli ediyor. Onu paylaşmış. Şimdi diğer bir isim Arao. Arao'nun konuşmasına uzun uzun girmeyeceğim. Ama Arao yanlış anlaşıldıysam özür dilerim diye bir açıklamada bulunmuş. Açıkçası bizim için karmaşık bir maçtı Beşiktaş maçında neler olduğunu anlayıp bir an önce düzeltmek istiyoruz. Lig henüz bitmedi. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ama hala alınacak 27 puan var. Ligde daha çok şey olabilir diyor. Muhtemelen içeride ezberletildi bu cümleler. Ben bana sorulan bir soruya cevap verdim. Bana Jesus Brezilya'ya gelirse nasıl olur diye soruldu. Ben de giderse başarılı olur ama benim dileğim onunla birlikte burada uzun yıllar kalmamız dedim. Sözlerim yanlış anlaşıldıysa özür dilerim diye belirtiyor. Sonrasında zaten sosyal medya hesabından da şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki Brezilya'da bir kanala verdiğim bir röportajda sadece bana sorulan soruya cevap verdim. Benim istediğim hocamızın yıllarca bizimle kalması. Bu sene ve önümüzdeki senelerde bütün hedeflerimize hep birlikte ulaşmamış ulaşmamız. Yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Fenerbahçe'ye yardım etmek için çalışmaya devam edeceğim diyor. Zamanlama da enfes. O da ayrı bir olay tabii. Şimdi Serdar Dursun'u konuştuk. Bakın. William Arao, İrfancan Kahveci ve Valencia'ya tepki Jorge Jesus sinirlendi diyor. İstediği kadar sinirlensin. Biz bugüne kadar hep Jesus'a saygı duyduk. Jesus bize saygı duymadı. Duymadı. Ne demek ya Galatasaray maçına üçlü çıkmak? Ne demek Trabzonspor maçına üçlü çıkmak? Şu Kayseri kadar yüreğin yok muydu? Şu Kayseri Trabzonspor maçına üçlü mü çıktı? Şunlar kadar yüreğin yok. Ondan sonra çıkıp bana delikanlılık şubu taslamayacaksın. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok abi. Kimse kusura bakmasın. Sen korkak korkak çıkıp ondan sonra 3 puan sadece 3 puan deyip Galatasaray'ı küçümseyip öyle çıkamazsın. Yani İrfancan kahveciye tepki gele 68'e taraftarın protesto gösterdiği isimlerden biri oldu diyor. Taraftar Serdar Dursun'a yoğun destek verdi. Arda Güler'e yoğun destek verdi. Oynayana veriyorlar. Cesus sinirlenip kollarını açıyor. Niye böyle yapıyorsunuz diyor. Maç sonunda İrfancan kahveciyi tutarak tribünlerin alkışlamasını istiyor. Ee, ama işte ama ya yani İrfancan kahveciyi sen alkışlattırma. Kendi kendine alkışlattırsın. Hani İrfancan kahveciyi çok özür dilerim. Çişe götürmek gibi bir şey bu. Çıksın, topunu oynasın, adam gibi oynasın. Kendi alkışlattırsın. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 103-86 mağlup ediyor. Anadolu Efes Eurolig'e veda ediyor. Çok güzel. Zaten onlar çoktan veda etmişti de. Neyse. Fenerbahçe Beko son maçta Kızıl Yıldız deplasmanda mağlup etmesi durumunda normal sezonu 5. sırada tamamlayacak. Oyunu masada değil sahada kazandı Fenerbahçe. Kızlar voleybolda kazandı. Galatasaray Türkiye Kupası'ndan elendi. Trabzonspor elendi. Sadece arada Beşiktaş mağlubiyeti var. Hani en başta bir duadan bahsettim ya. Belki de o Beşiktaş maçını kaybetmemizdir bunların sebebi. Biz kaybedince millet salmıştır kendine. Belki de Beşiktaş maçının kaybedilmesi hani Ali Koç tabiriyle şampiyonluğun habercisidir. İşin şakası bir tarafı ama bakın size ben bir şey söyleyeceğim. Altan Tanrı Kul diyor ki aralarındaki 3 saatlik toplantı sonunda Ali Koç, Jorge Jesus'a uzun soluklu bir sözleşme teklif ediyor. Jesus da en nihayetinde bu teklifi kabul ediyor. Orta vadeli bir planda anlaştılar diyor. bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'yi şampiyon etmeyen Ali Koç'un da Jesus'un da Fenerbahçe'de yeri yok. Sıra bakmasınlar. Yani ben lafa değil icraata bakıyorum. Şampiyon olmasa yeri yok. Yeri yok. Ya şu küçük bir bilgim var. Efes Sarıkaya diye bir futbolcu var. Hatırlıyor musunuz? Bunun biz e, neyse. Altay'ın teknik direktörü Tuna Özümcü diyor ki Efes Sarıkaya için Manchester City, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinden resmi teklifler geldi. Ancak oyuncumuz gelişimi açık ve şu aşamada teklifleri kabul etmedik diyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama biz de talibiz demiştim. Kaçırmayalım demiştim ama bazı arkadaşlar burası kreş mi? Çoluk çocukla uğraşmaktan işimize bakamıyoruz. Şöyle böyle demişlerdi. Onu hatırlatayım. Şimdi bu videoyu niye çektik? Neden çektik? Nasıl çektik? Bunu izaha gerek yok. Benim burada söylemek istediğim şey şu. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Forma adaletinin olmadığı yerde de futbol anarşisi başlar. Ben Fenerbahçe'de forma adaletinin kalmadığını bu sebeple de bu kötü sonuçları yakaladığımızı düşünüyorum. Yani tamam rotasyon. Bak bir ara ne güzel rotasyon adlı şeyi yapıyorduk. Orada da şöyle bir enteresanlık var. İsmail Yüksek oynamıyor, oynamıyor, oynamıyor. Ulan Dinamo Kiev'le Şampiyonlar Ligi maçı elemesi İsmail Yüksek ilk 11'di. Ulan arkadaş ne oldu, ne etti? Neden böyle oldu ya? Yani şimdi son zamanlarda mesela Arao kötü de oynasa Arao, iyi de oynasa Arao, da iştah mı kalır? Kalmıyordu. Ben şunu söyleyeyim. Jesus da devam edilecek mi? Şampiyon yaparsa edilir. Şampiyon yapmazsa şampiyon yapmazsa Ali Koç da devam edilecek mi? Hocam bir senesi var kimse Fenerbahçe'yi almaz. Borçlar çok yüksek. Lan kayyuma devredilir. Ne olacak? Her takımın borcu yüksek. Ben kalan 9 lig maçı. 2 tane Sivas Spor'la yarı final maçı 11. Bir tane de final maçı inşallah 12. 12'de 12 yapan Fenerbahçe'nin 2 kupayı kazanacağını da %100 eminim. Matematiksel olarak zaten Türkiye kupasındaki 3'te 3 yaptın bir de kupa senin. 1-0, 1-0, 1-0 kupa senin. O ayrı mesele. Ligde de 1-0, 1-0, 1-0. Galatasaray'da de Plasman'da 1-0 yen. Yani 12 maçın 12'sinde de birer gol at. 12 golle sonuçlandır. Hiç gol yeme. Her maçta 1-0 kazan. Şampiyon olursun. Fakat. Ama. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluktan değil. Galatasaray maçına 3'lü çıkıp fark yemekten korkuyor. Galatasaray maçına üçlü çıkıp yenilmekten korkuyor. Jesus desin ki geberene kadar ben 4'lü çıkartacağım. 4-1-3-2 oynatacağım Fenerbahçe'yi desin. Fenerbahçe taraftarı bugün kenetlenir. Şampiyonluk etrafında kenetlenir. Çağdaş Atan'ın sözlerinde gizli. Aslında Çağdaş Atan diyor ki ben Anadolu takım teknik direktör olarak Ferdi ve Emre Mor'un arkalı yönünde oynamasından korkuyorum diyor. Gel Jesus. Üstüne öyle bir ekleme yap ki sol tarafı da Rossi, Alioski ile kapat. Sol taraftan da korksunlar. Desinler ki sağ tarafa bak. Ferdi, Emre Mor, sol tarafa bu. Yani rakip sana atak yapacağına rakip savunmaya geçsin. Maçlara 1-0 bu şekilde önde başla. Arda Güler kolunu de attı. Bir şeylerini de yaptı. Çok güzel. Beşiktaş maçında rüştünü de ispat etti. Bu e, dün maça sonradan girdi. Bence yeterince de dinlenmişti de oldu. Hani Beşiktaş e, maçından sonra Karagümrük maçına ilk 11 başlayabilir. E, ekleme yapayım. Karagümrük'te yani Emre Mor eski Karagümrük'te olduğu için o maçta ilk 11 başlamak isteyecektir. Şimdi çıkıp da ben burada rotasyon yaptım. Emre yoruldum. Bu maçta 11 başlatmıyorum dersen büyük tepki alırsın. Bu takımın ben bir şey söyleyeyim. As orta sahası İsmail Yüksek. Abone edersiniz etmezsiniz bilmiyorum. As oyuncularından biri Arda Güler. As kanat oyuncusu Emre Mor. As kanat Ferdi. As kanat Alioski. As kan stoper Samet ve Serdar. Mert Hakan cezalı Karagümrük maçında bildiğim kadarıyla. Başka cezalımız yok diye biliyorum ama. Ee, sarı kart ceza olan futbolcumuz yok diye biliyorum. Sınırda olan çok futbolcumuz var ama cezalı durumda düşecek futbolcumuz yok. Valla Karagümrük maçı içinde şimdiden söyleyeyim. ay Ferdi, Samet Salayi, kim Orta alanda yine İsmail Zayt Sağda Emre Mor, solda Rossi. Forvet'te Valencia Serdar Dursun. Yine aynı 11 ile çık. Yine Arda Güler hamle oyuncusu olarak tut. İrfan Can hamle oyuncusu olarak tut. iş yapar. Ama rotasyon denen şeyi yaparsan o zaman iş sıkıntı. Forma adaletsizliğine başlarsan yine iş sıkıntı. İş de bitiyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanırsınız inanmazsınız bir şey diyemem ama sezon sonunda hocam Valencia kaçar böyle olursa. Gays kaçar, Jesus kaçar, kaçan kaçsın. Bize yüreğiyle oynayacak isimler lazım. Sonra çıkıp da bize tepki falan koymasınlar. Ben bu videoyu sizlerle muhabbet etmek için çektim. Başlığına ne koyacağımı inanın bilmiyorum. İnşallah beğenirsiniz muhabbetimi. Ee... küçücük bir şey daha söyleyeyim. Küçücük bir şey daha söyleyeyim. Bu takıma bugünden sonra ne lazım biliyor musunuz? Tunca Şanlı hırsı lazım. Volkan Demirel agresifliği lazım. Biraz da çirkeflik lazım. Biraz da Aziz Yıldırım çirkefliği lazım. Çünkü karşımızdaki rakip bak Galatasaray'da Beşiktaş'ta SOS veriyor. Galatasaray Yusuf Yusuf çekmeye başladı. Farkındalar. Ağlamazlarsa maç kazanamayacaklarının farkındalar. Adana Demir maç öncesi ağladılar zırladılar. Adana Demir oyuncuları yattı. Gol atmamak için çırpındı. Maçı kazandılar. Başakşehir maçında bu arada Adana Demir maçında 3 tane yemediği kırmızı var. Kimse konuşmuyor. Muslera'nın yemesi gereken ceza var. Kimse konuşmuyor. İkarda çıkmış maç sonu açıklama yapmış. Ceza alması lazım. Kimse konuşmuyor. Okan Buruk her maç sonrası ağlıyor. Kimse konuşmuyor. Bunlar aslında var ya korku. Bunlar korku dağları sardı şey. 6 puan önde biz olsaydık sadece Galatasaray maçımız kalsaydı deplasmanda inanın rahat rahat konuşurduk. Gelin Orada delik deşik ederiz sizi. Dörtlü çıktığımızda görürüz. Lan bu Galatasaray'dan nasıl 3 çedik ilk maç. ikinci maç 6 tane atarız falan filan derdik. İş değişirdi. Yani durum bu. Ben Galatasaray'ın 5 psikolojisini çok yerlerde buluyorum. Fenerbahçe'nin yapması gereken kazanmak. ayak oyunlarına, sürtüşmelere gelmemek. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Allah razı olsun. Görüşmek üzere.